özellikle bir sektöre girebilmek için tecrübe. Tecrübeniz yoksa maalesef hiçbir kapı size açılmıyor, yüzünüze kapanıyor. Yani bütün iş ilanlarına en az bir senelik tecrübe maalesef isteniyor. Ama insanlar hiç kimseye de yani yeni mezuna da hiçbir şekilde tecrübe edilmesi için fırsat sağlamıyorlar. Bu noktada da devletin destek olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani mesela 4857 sayılı İş Kanunu 30. maddesinde olduğu gibi hani 50 çalışanı ve 50 ve üzeri çalışana sahip şirketlerin %3'ü oranında engelli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Mesela bunun gibi bir uygulamayla yeni mezunlara en az bir sene çalışma imkanı sunularak yani her alanda devletin desteklediği özel sektör şirketleri maalesef şirketlerin yani taşın altına elini koymaya mecbur kılınması gerektiğini düşünüyorum böyle bir madde getirilerek. 100 binin üzerinde makine mühendisi şu anda işsiz durumda. Bu da çok ciddi bir oran. Onun dışında öğrenim sürecinde maddi sıkıntılar çekiyoruz biz gençler olarak. Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünden 2013 yılında mezun oldum. Aslında o dönemden beri ben işsizim genel anlamda. Pek çok iş deneyimim oldu ama genel anlamda sürekli düzenli gittiğim bir iş uzun yıllardır olmadı. Gençler ne istiyor Sayın Genel Başkan? Teknolojik ürünler çok pahalı. Yani bir laptop almak istiyor bu çocuklar. Ortalama bir laptopun kalitesi 10 bin lira. Bugün 31 yaşındayım. Hiçbir güvencem yok. Yani bu süreç içerisinde tabii ki online iş başvurularında bulundum. Ceylan arkadaşımın da bahsettiği gibi bu süreçte yani özel sektörde bu sefer şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz CV'nizi sunduğunuzda. Ya kendi alanınız dışındaki meslekler için çok kalifiye görülüyorsunuz ya da sizden istedikleri, sizin çalışabileceğiniz idari görevlerde, idari alanlarda sizden istedikleri en az 2 yıl, en az 5 yıl gibi tecrübeler. Oysa o tecrübe kapısını gençlere sunsalar, açsalar, orada gerçekten hem biz kendimiz idealizmimizi, motivasyonlarımızı kaybetmeden yol alacağız, hem de onlara çok büyük bir katkıda bulunacağız. O genç mezun olmanın vermiş olduğu enerjiyle. Ancak birçok sektör, özellikle özel sektör başta olmak üzere, bu konuda çok ciddi anlamda ısrarcı, işte en az 2 yıl, en az 5 yıl tecrübe. Kardeşim 2 yıl, 5 yıl tecrübeyi sen bana sunmuyorsun ki ben o tecrübeyi kazanayım da senin karşına geleyim. En son bütün bu durumlardan sonra babam bir iş kurmak istedi. Esnaflık işi, işte gıdaya dönük bir yöresel ürünler dükkanı açtık. Küçük bir dükkan açtık Ankara'da. Ve bu konuda benim kendisine yardımcı olmam istedi. 2019 yılı Mayıs ayında biz açtık dükkanı. Benim için zorlu bir süreçti buraya adapte olmak. Çünkü dediğim gibi çok ayrı bir dünya ve kendi ailemde de böyle bir işle meşgul olan, ticaretle daha önce meşgul olan, bu kadar işin içinde olan kimse yoktu. Dolayısıyla hem de benim okuduğum alan gereği ve dünyaya bakış açım gereği çok zor bir şey esnaflık. Bunun üzerine ben dediğim gibi adapte olmaya çalıştım. Tam adapte oldum derken en azından psikolojik olarak işe, mesleğe bu sefer Covid kapımızı çaldı. Ve ben size şunu söyleyeyim, 1,5 yıl geçti dükkan açılalı. Ben ne bir kar gördüm. Bütün yaşadığım şey, bütün aldığım ciro, ki dediğim gibi hiçbir karlılık yok. Hepsi zaten kiraya, dükkanın kendi giderlerine ve aynı zamanda neden verdiğimi de bilmediğim bir takım vergilere gidiyor. Alım gücünün ciddi oranda düşüşü karşısında ücretlerin de asgarileşmesiyle beraber gençlerin iş bulsa bile insan onuruna yakışır bir hayat kurmaları, özgür, bağımsız bir hayat yaşamaları mümkün olmuyor. Bu ben bir yıllık tecrübemde de çok rahat bir şekilde görebildim. Ben üniversitedeyken ailemden ayrı yaşıyorken şu an özel sektör emekçisiyim ve ailemle birlikte yaşamak zorundayım. Çünkü aldığım maaşla az önce de söylediğim gibi insan onuruna bir hayat yaşamam mümkün olmadığı için en azından bulduğum işlerde mevcut pozisyonlarımı koruyabilmek için mümkün olduğunca masraflarımı minimize edebilmek adına üniversite dairemden ayrılmışken şu an ailemle birlikte yaşıyorum. Dediğim gibi fırsat eşitliğine aykırı çok fazla şey görüyoruz. Hatta bu torpil dediğimiz şeyin artık özel sektörde bile olduğunu görüyoruz.
Şunu size özellikle söylemek istiyorum. Bir konuda toplum özellikle yanıltılıyor. Bu KYK borçlarında işe girmeden biz KYK borçlarını istemiyoruz diyor mevcut siyasiler ve bu bazı insanlar da buna inanıyor. Hayır, böyle bir şey yok. KYK borcu biter bitmez. 2 sene süre veriliyor ve 1 senede erteleme hakkınız oluyor. Toplamda 3 senelik bir hakkınız oluyor. Bu bittikten sonra direkt sizin borcunuz vergi dairesine aktarılıyor ve bunu ödemek zorundasınız. İşiniz olsun olmasın. Eğer ödemezsiniz de e-hacı süreci başlar. Çok zor şartlarda okudum, doğruyu söylemek gerekirse. 16 senedir büyük emek veriyorum. Ailem bir sürü emek harcadı benim için. Paralar, dershanelere gittiğim bir sürü para harcadı. Ama maalesef bunca emeğin karşılığı boş yani. Doğru söylemek gerekirse saç okumaktan saçlarım beyazladı, gözlerim bozuldu ama sadece bunlarla kaldım. Yani emeğimin karşılığını hiç alamadım. Hak ettiğim yerlere maalesef gelemedim. Avukatlık için de bahsedecek olursam eğer, şu an Türkiye'de 80'den fazla hukuk fakültesi var. Her sene de 20 binden fazla öğrenci mezun oluyor maalesef. Ve okuduğum bir araştırmada avukat sayısının 200 bine yaklaşacağı söyleniyor. Ama maalesef bu kadar kişi için de istihdam yok. Daha çok hukuk fakültesi olunca zannediyorlar ki eğitimin kalitesi artıyor. Evet, adaleti sağlıyoruz gibi düşünüyorlar. Ama maalesef bu sağlanmıyor. Aksine ücret beklentiniz düşüyor. Diyorum, herkes TÜİK tarafından açıklanan manşet veriyor odaklanıyor ama bunun biraz daha ötesi de var. Bir kere artık genç yeni tanımda 15-24 değil 15-34 olarak alınması gerekiyor. Bunu bir eklemek gerekiyor. Bunu eklediğimiz zaman da bu yaş grubunda TÜİK'in dar tanımını bile belirttiği işsiz sayısı 2.508.000. Ancak çok popüler oldu biliyorsunuz. Geniş tanımlı bir işsizlik daha var. İş aramayıp da aslında çalışmaya hazır olanlar, ümidini kaybetmiş olanlar. Bunları da eklersek rakam 4,5 milyona çıkıyor. Hatta TÜİK'in hesaplaması %25,9, o da 40,3'e çıkıyor. Sorunları yaşayan sizler, sorunları aktarıyorsunuz bir şekliyle. O sorunlara bir anlamda çözüm üretecek olan da siyaset kurumu. Maalesef bugün siyaset kurumu gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulabilecek birikime ve kapasiteye sahip değil. Bunu iktidar için ifade ediyorum. Elbette ana muhalefet partisi olarak bize yönelik eleştiriler de var. Bu eleştirileri de saygıyla karşılıyorum. Önce şunu ifade edeyim. Umutsuzluğun çok yaygın olduğunu görüyorum ben. Gençlerin umutsuz olmaya hakları yok. Bir sefer onun altını özenle çizmek isterim. Doğru, sıkıntılar var. Doğru, iş bulamıyorsunuz. Doğru, hala baba evindesiniz. Doğru, bir gelir elde edip hem kendi geleceğinizi çizmek hem birikim yapmak. İşte ister araba deyin, ister ev deyin, isterseniz sağlıklı bir gelecek deyin. Bunun özlemini doğal olarak her genç duyar. Sizler de duyuyorsunuz. Ama bugün yaşadığınız koşullar kaldırılması gerçekten de zor olan koşullar. Eğitimde ciddi sorunlarımız var. Bu başlı başına ele alınması gereken bir konu. Çünkü eğitim sağlıklı bir planlama üzerine inşa edilmiş değil. Herkesin üniversite mezunu olduğu bir ülke hiçbir yerde yoktur. Sağlıklı bir eğitim politikasıyla hayatın her alanını, imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına dönüştürmek mümkün. Bizim örneğin projelerimizden birisi teknoloji liseleridir. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz biz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacı süratle karşılanabilir. Bu liseler yatılı olacak. Bu liselerde çalışanlar belli bir süreden sonra, belli bir sınıftan sonra kendi alanlarıyla ilgili sanayide staj yapacaklar, yani çalışacaklar. Onların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Eğer bunlar üniversiteye gitmek istiyorlarsa bunlara ayrıca artı puan verilecek. Örneğin motor bölümünde okuyan makine mühendisi olmak istiyorsa diğer öğrencilere göre 2 puan, 3 puan, 5 puan neyse artı verilerek kendi üniversitelerine devam edebilecekler. Bakınız, ben Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaparken hakimlik sınavında, hakimlik savcılık sınavında mülakatların kaldırılmasını istedik ama hayır dediler, kalkmayacak.
Onun üzerine dava açıldı ve mülakatlara bir kamera konması zorunluluğu getirildi Danıştay kararıyla. Böylece mülakatta sınava giren kişi sorulara doğru yanıt verdi mi vermedi mi, bir haksızlığa uğradı mı uğramadı mı, bu görülecekti. Fakat bir yasa çıkardılar, mülakatlara kamera konmaz diye. AK Parti böyle bir düzenleme yaptı ve maalesef böylece mülakatlarda hangi soruların sorulduğu, bunları kanıtlayabileceksiniz. Doğrusunu söyleseniz bile kanıtlayabileceğiniz hiçbir şey yok. Normalde bugün yapılması gereken sınavlarda, kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması. Hesap uzmanlığı sınavında biz sosyal bilimlerde eğitim veren üniversitelerin son sınıf öğrencilerine gider, en parlak öğrencileri hocalarından öğrenirdik ve o öğrencilere rica ederdik, gel bizim sınava gir diye. Yani başarılı öğrenciyi kendimize almak için, kendi kurulumuzu almak için gider öğrenciyi zorla gel bizim sınava gir diye zorlardık. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasını istiyoruz biz mesela. Kendi parti programımıza koyduk. Asgari ücret alıyor. Bundan ne vergisini alacaksın? Yani asgari ücretten gelir vergisi alıyorsun. Ya gelir vergisi alınır mı? Bu gelir, elde ettiği gelir bir tacirin, bir sanayicinin ya da bir serbest meslek çalışanının elde ettiği gelirden gelir vergisi alabilirsin. Ama asgari ücret, adı üstünde asgari ücret, yani yeşillik, bundan gelir vergisi alıyorsun. Bundan gelir vergisi alınmaması lazım. Gelir vergisinden asgari ücretin muaf tutulması lazım. Bunu defalarca dile getirdik. Yine ifade edeyim size. Eğer bir toplumda ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığını sorgular düzeye gelirsek, o ülkede demokrasi var demektir. Eğer bunu sorgular düzeye gelmezsek, o ülkede demokrasi yoktur. O ülkede sadece bir kaos vardır. Herkes bir şey söyler ve herkes haklı olduğuna inanır. Oysa gücümüzü göstermek zorundayız. Hepimiz vergi veriyorsak ödenen vergiler nereye gitti? Neden bu ülkede yatırım yapılmadı? Neden özel sektör yatırım yapmıyor? Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğin olmadığı yerde siz yatırım yapar mısınız? Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz var. Bütün gençlerin bunu okumasını isterim. Birinci yüzyıl ne oldu? Bitirdik birinci yüzyılı. Şimdi ikinci yüzyıla geçtik. İkinci yüzyılda neredeyiz biz? İkinci yüzyılda neyi hedefliyoruz? Neyi öngörüyoruz biz ikinci yüzyılda? Bunun oturulup düşünülmesi lazım. Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 50 yılı, 100 yılı planlarlar. Ve bu planlar sürekli belli aralıklarla revize edilir. Türkiye'nin kalkınma planı yok. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Gençlerin haberi yok. Çünkü o kadar siyasi hayattan kopuk ki gençler, sorguluyorlar. Doğru sorgulayın. Eleştiriyorlar. Doğru eleştirin. Ama doğru eleştirin. Eleştirdiğinizde halk demeli ki ya bunlar doğru söylüyor. Siz eğitimi planladınız mı? Hayır. Önümüzdeki 50 yıl içinde kaç hukuk fakültesi mezununa, kaç öğretmene, efendim kaç avukata, efendim kaç tane doktora ihtiyacımız olacak? Bunlar planlandı mı? Hayır. Neden verdiğimi bilmediğim vergiler ödüyorum? Bu da güzel bir cümle. İşte asıl sorunumuz bu. Türkiye'nin asıl sorunu bu. Demokrasinin çıkış kaynağı nedir biliyor musunuz? Ödediğim vergiler nereye harcanıyor diye. Bütçe bakın sunuldu parlamentoya. Hiçbir genç, ama Türkiye'deki hiçbir genç bu bütçeden haberdar bile değil. Bu bütçenin büyüklüğü nedir? Bu paralar nereye gidiyor? Sormuyor bile. Sorgulamıyor bile. Ben işsizim diyor. Zaten işsiz kalacaksın. Çünkü paralar sen iş bulasın diye değil, İşsiz kal diye harcanıyor. Evet, işsiz kal diye harcanıyor. Üretim zinciri oluşturulabilirse, fabrikalar kurulabilirse, teknolojik altyapı oluşturulup katma değeri yüksek ürün üretilebilirse, herkesin işi olur o zaman. Bu bir planlamayla olur. Kaynakların nereye harcanmasıyla olur. Anadolu'nun içi boşalıyor. Nereye gidiyoruz? Ankara, İstanbul, İzmir. Nerede? Orada belki iş bulabilirim. Kimse ben bir Kayseri'ye gideyim iş bulayım demiyor. Erzurum'a gideyim belki bir iş bulurum demiyor. Peki o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Neden yatırımlar Türkiye genelinde dengeli dağıtılmıyor? Kitap evleri kapanıyor, yayın evleri kapanıyor, doğru. Çünkü
ekonomi ana eksen olarak dövize bağlı olduğu için, her şey ithalata bağlı olduğu için her şey artıyor. Artınca da işveren de ayakta kalmak istiyor. Ayakta kalmanın yolu da nedir? Daha az işçiyle o işi götürebilmesi veya yaptığı bazı harcamalardan büyük ölçüde kesinti yapması. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu anayasanın 49. maddesi var. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir diyor. Devam ediyor. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Emredici hukuk, hüküm. Hukuktaki arkadaşımız gayet iyi bunu bilir. Alabilir değil, alır diyor. Yani almak zorunda devlet bunları. Dolayısıyla her birinize tek tek iş bulmak zorundadır. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlettir. 2023'e bütün gençlerin hazırlık yapması lazım. Şu soruyu bütün gençlerin söylemesi ve sorması lazım. 18 yıldır iktidarda olup beni işsiz bırakana ben asla oy vermeyeceğim demesi lazım. Eğer bunu söyleyebiliyorsa ve sandığa bu iradesini yansıtabiliyorsa o ülkede hiçbir siyasi iktidar o zaman gençlerin sesine ben kulak vermiyorum diyemez. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim. Ailelerinize selamlarımı, saygılarımı lütfen iletin. Hoşça kalın.